Lineer cebir vize sınav örneği 1. Bu videomuzda lineer cebir dersinden 4 soruluk bir vize sınav örneğinin çözümünü gerçekleştireceğiz. Birinci soru. 3 lineer denklem verilmiş. Biçiminde verilen lineer denklem sisteminin hangi k değerleri için tek bir çözüme sahip olduğunu bulunuz. Tek bir çözümün İngilizcesini bir hatırlayalım. One solution biçiminde söylenebilir veya unique solution biçiminde söylenebilir. Şimdi burada lineer denklemlerimizde bir tane bilinmeyenimizin katsayısında k var. Sormaya çalıştığı şey de bu k hangi değeri almalıdır ki bu lineer denklem sisteminin tek bir çözümü olsun? Hangi değer veya değerleri? Bu şekildeki sorularda ilk iş bu lineer denklem sistemini genişletilmiş katsayılar matrisi halinde yazmalıyız. Yazalım bunu. 1, eksi 1, 1 katsayılar. Sonucumuz 3. Burayı kesikli veya düz çizgi yapabiliriz. Eksi 1, 2K. Eksi 1, 2K. Sonucumuz 5. 2 eksi 1, 1, 4. Eksi 1, 1, 4. Tamam. Genişletilmiş katsayılar matrisi haline getirdik bunu. Bundan sonraki amacımız bunu üst üçgen yapmak olacak. Üst üçgen. İngilizcesi upper triangular matrisi haline getireceğiz. Yani bu köşegenin alt tarafını sıfırlayacağız. Bunu sıfırladıktan sonra en alt satırdan K'nın hangi değeri alması gerekir ona karar vereceğiz. Orada hangi durumda tek çözüm oluyordu onu hatırlayacağız zaten. Hatırlatacağım. Şimdi üst üçgen yapmak için işlemlere başlıyoruz. Önce şu ikisini sıfırlayacağız. Ardından da şunu sıfırlayacağız. Ve bu sayede köşegenimizin alt tarafı sıfırlanmış olacak ve üst üçgen hale gelmiş olacağız. Öncelikle bu ikisini sıfırlayarak başlayacağız. Bunun için de birinci satır kullanılacak. Satır 1'i direkt satır 2'ye eklersek burası sıfırlanıyor zaten. Satır 1 artı satır 2 bizi yeni satır 2'miz. Satır 1'i eksi 2 ile çarpıp 3. satıra eklersek burası sıfırlanacak. Eksi 2 satır 1 artı satır 3 yeni satır 3'ümüz olacak. Satır 2 ve satır 3 değişecek. Satır 1'de herhangi bir değişiklik yok bu söylediğimiz işlemlerde. İlk satırı olduğu gibi yazıyoruz. 1 eksi 1, 1, 3. Satır 1 ile satır 2'yi toplayıp yeni satır 2'yi buluyoruz. Topladık 0, topladık 1, topladık k artı 1, topladık 8. İlk satırı eksi 2 ile çarpıp üçüncü ile topluyoruz. Eksi 2 ile çarptık, topladık 0. Eksi 2 ile çarptık 2 topladık 1. Eksi 2 ile çarptık eksi 2 topladık eksi 1. Eksi 2 ile çarptık eksi 6 topladık eksi 2. Şimdi üst üçgen hale gelmemiz için son engelimiz kaldı. Şunu sıfırlayacağız. Köşegenin altı bu sayede sıfırlanmış olacak. Bunu sıfırlarken, şu ikisi sıfırlandıktan sonra bunu sıfırlarken satır 2'yi kullanacağız. Bunları konu anlatımlarında uzun uzadıya konuşmuştuk. Satır 2'yi eksiyle çarparsak ve satır 3'ü eklersek burası sıfırlanacak. Artı satır 3, yeni satır 3'ümüz olacak. 1, eksi 1, 1, 3, 0, 1, k artı 1, 8. Satır 2'yi eksiyle çarpıp satır 3'ü eklememiz satır 2'de herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Satır 3'te değişiklik olacak. Eksiyle çarp bekledik 0. Eksiyle çarp bekledik 0. Eksiyle çarparsak k artı 1'i. Eksi k eksi 1 olur. Bunu eklersek eksi k eksi 2. Bunu eksiyle çarparsak eksi 8 olur. Buna eklersek eksi 10.
Şimdi bu aşamaya geldikten sonra üst üçgen hale geldik. Üst üçgen hale geldiğimizde, yani bu köşegenin alt tarafını sıfırladık ve üst üçgen haldeyiz. Kare matrislerde bu tip sorular sorulur. Kare olmayanlarda sorulduğunda iş iyice çığırından çıkar. Kare matrislerde en alt satırla direkt karar verebiliriz. Kare olmadığında başka işler giriyor işin içine. Yani satır sayısıyla denklem sayısı, yani bilinmeyen sayısı ile denklem sayısı birbiriyle tutmadığında birazcık şu K'nın hangi değerler için tek çözüm var gibi şeyleri belirlemede sorunlar çıkmakta. Bu nedenle bu sorular hep kare matrislerde, kare matris oluşturacak şekilde olan durumlarda sorulur. Şimdi en alt satıra baktığımızda şunları konuşmuştuk. En alt satır bir bilinmeyen sayısı ile denklem sayısının aynı olduğu durumda. En alt satır 0, 0, 0. Karşısı da 0 olursa bu sonsuz çözüm. İngilizcesi infinitely many'ydi. 0, 0, burası 0. Karşıda 0 haricinde bir sayı. Mesela 5. Burası 0, 0, 0 iken karşıda 5 kalırsa, yani burada bilinmeyen kalmadı, karşıda sayı çıkıyor. Eşit olmayan bir durumdur. Bu çözüm yok. 0, 0, burada 0 haricinde bir sayı. Karşısı ne olursa olsun. Burası 0 haricinde bir sayıysa kesinlikle tek bir çözüm çıkar. Karşısı ne olursa olsun. Karşısı 0 olursa bu 0 çıkar. Karşısının ne olduğuna göre buradan cevap gelir. Yani şunun 0 olmaması lazımdır ki tek bir çözüm çıksın. Karşısı önemli değil. Eksi k eksi 2 eşit değil, 0 olmalıdır. Buradan da eksi k'yı diğer tarafa atarsak k eşit değil, eksi 2 olmalıdır. K değerleri için, hangi k değerleri için diyor? K eleman, reel sayılar eksi, eksi 2. K eksi 2 dışında ne alırsa alsın bu lineer denklem sistemi tek bir çözüme sahiptir. K eksi 2 aldığında ise, görelim, şuraya eksi 2 koyduğumuzda burası sıfırlanıyor. Karşısı sıfır haricinde bir sayı kaldığı için çözüm yok durumu gerçekleşiyor. Bu soruda sonsuz çözümün çıkabilme ihtimali yok. Çünkü burasının sıfırlanabilme ihtimali yok. Bunlar da ekstradan söylediğim şeyler olsun. İlk sorumuzu böylece bitirmiş olduk. Geçelim ikinci sorumuza. Şimdi bir A matrisi verilmiş. 3 satır 4 sütun var. 3'e 4. Matrisinin satırca indirgenmiş eşelon formu. İngilizcesi row, reduced, eşelon form. Buradan reduce'u atarsak sadece row ve eşelon form kalır. Bu ikisi arasında fark vardı. Pivotların birlerin üstlerini de sıfırlamamız gerekiyor. Satırca indirgenmiş eşelon formda. Neyse, devam edelim. Satırca indirgenmiş eşelon formu R matrisi olmak üzere AX eşit 0 ifadesinin çözümünü R matrisini kullanarak bulunuz. Yani bunu önce satırca indirgenmiş hale getireceğiz. Satırca indirgenmiş eşelon forma getireceğiz. Ardından onu kullanarak bu denklem sistemini çözeceğiz. O kısma önce bu işi yaptıktan sonra gelelim. Şimdi A matrisini satırca indirgenmiş eşelon forma getirmeye başlayacağız. 1, 2, 1, 0, eksi 1, 0, 3, 4, 1, 2, 1, 1. Satırca indirgenmiş eşelon forma getirirken hedefimiz şu en tepede 1 elde etmektir. Burası 1 değilse bu satırı bir şeyle çarpıp 1 el haline getirelim veya aşağıda olan 1 1 ile ilk satırın yerini değiştirebiliriz. İkisi de yapılabilir. İsteyen istediğini tercih edebilir.
Burası zaten 1 verilmiş, kolay. O yüzden burası 1 ise bunun altını sıfırlayacağız. Bu bizim ilk pivotumuzdur. Ardından ikinci pivotu şurada arayacağız. Elde edip edemediğimize bu işlemi yaptıktan sonra karar verelim. Bunun altını sıfırlayacağız. Satır 1'i satır 2'ye eklediğimizde zaten direkt orası sıfırlanacak. Yeni satır 2 olur. Burasını sıfırladık. Satır 1'i eksiyle çarparsak ve satır 3'e eklersek yeni satır 3 olur. Yapalım şimdi bunları. 1, 2, 1, 0'ı yazalım. Bunu direkt ekledik. 0. Direkt ekledik. 2. Ekledik. 4. Ekledik. 4. Eksiyle çarp bekledik. 0. Eksiyle çarp bekledik. 0. Eksiyle çarp bekledik. 0. Eksiyle çarp bekledik. 1. İlk pivotumuz burada. Şimdi ikinci pivotu ikinci satırda elde etmeye çalışacağız. İkinci satır, ikinci sütun. Burayı bir yapıp bunun altını ve üstünü sıfır yapacağız. Eğer ki sadece eşelon form isteseydi üstünü sıfır yapmamıza gerek yoktu. İndirgenmiş eşelon form istendiği zaman pivotların altı ve üstünün ikisinin de sıfır yapılması gerekiyor. Önce burayı bir yapıyoruz. Satır 2'yi 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. 1 bölü 2 satır 2, yeni satır 2. 2'ye bölüyoruz da diyebilirsiniz. 1, 2, 1, 0. 0, 1, 2, 2. 0, 0, 0, 1. Şimdi ilk pivot burada. İkinci pivotu da elde ettik. Şimdi bunun altının ve üstünün sıfır olması lazım. 6, 0. Şu üsttekinin sıfır yapılması gerekiyor. Bunu da ikinci satırı kullanacağız. Bir pivotun altını ve üstünü sıfırlarken o pivotun bulunduğu satır kullanılır. Bu biri eksi 2 ile çarpıp birinci satıra ekleyeceğiz. Eksi 2 satır 1, satır 2 artı satır 1, yeni satır 1 olacak. Eksi 2 ile çarp bekliyoruz 1. Eksi 2 ile çarp bekledik 0. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 4 ekledik. Eksi 3. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 4 ekledik. Eksi 4. 0, 1, 2, 2. 0, 0, 0, 1. Bu ilk pivotumuz. Bu ikinci pivotumuz. Altları ve üstleri 0. Üçüncü pivotu üçüncü satırda arayacağız. İlk iş bunun çaprazına gidiyorum. Burada bir elde etmeye çalışacağım fakat burada bir elde etmem mümkün değil. Altında satır kalmadığı için alttakiyle yer değiştirebilirim. Üsttekilerden buna bir şey getirecekmişiz gibi fikirlere kapılmayın. Bu satırlarla oynayamayız artık. Alttan bir şey yer değiştirip gelebilirdik ki altta bir şey yok. O zaman pivotu daha ileride arayacağım. Pivotum burada. Zaten bu bir olmasaydı önce bir yapacaktım ki bir. Bu pivotun üst tarafının da sıfır yapılması gerekiyor. Şu 2 ve eksi 4'ün sıfırlanması gerekiyor ki satırca indirgenmiş eşelon forma gelebilelim. Bunun için de bunun üstünü sıfırlayacaksak 3. satırı kullanacağız. 3. satırı eksi 2 önce en üstü yapalım. Eksi 4 ile 3. satırı çarpıp hayır 4 ile 3. satırı çarpıp 1. satırı eklersek yeni 1. satırı elde edeceğiz. Burasını sıfırlayacağız. Eksi 2 ile 3. satırı çarpıp 2. satıra eklersek yeni 2. satırı elde edeceğiz. Şimdi 4 ile çarp bekledim 1. 4 ile çarp bekledim 0. 4 ile çarp bekledim eksi 3. 4 ile çarp bekledim 0. Eksi 2 ile çarpıp ikinciyi ekliyorum. 0, 1, 2, eksi 2 ile çarp bekledim. 0, 0, 0, 0, 1. Pivot 1 burada. Alt tarafı 0. Her satırın
Satırca indirgenmiş eşelon formda. Her satırın ilk elemanı 1 ile başlamalı, sıfırdan farklı olan. 1 ile başlıyor. Bu satırın sıfırdan farklı ilk elemanı 1 ile başlıyor. Bu satırın sıfırdan farklı ilk elemanı 1 ile başlıyor. Bunların her birinin altı ve üstü sıfır olması lazım. Sıfır, 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 sıfır. İşte bu satırca indirgenmiş eşelon formdur. Eşelon form. Şimdi indirgenmiş eşelon formu R matrisi olmak üzere. Demek ki bu R. AX eşit 0 ifadesinin çözümünü R matrisini kullanarak bulun. Buradaki A'nın yerine burada söylemeye çalıştığı şey direkt R'yi getirerek çözüm yapacağız. Çünkü lineer denklem sistemlerini çözerken A'yı indirgenmiş eşelon forma getirip her zaman için çözüm yapabiliriz. Bunu getirip bunun yerine koyup çözmemizi istiyor. Koyalım biz de. Bir, sıfır, eksi üç, sıfır, sıfır, bir, iki, sıfır, 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 bir. Yanındaki bu x'e bilinmeyenlerden oluşan bir sütun matrisi gelecek. Kaç bilinmeyenimiz var? Sütun sayısı bilinmeyen sayısını gösterir. Satır sayısı denklem sayısını gösterir. 4 bilinmeyenimiz var. x1, x2, x3, x4 eşittir. Karşı tarafa da denklem sayısı kadar 0 koyacağız. 0, 0, 0. İşte indirgenmiş eşelon formu aldım, buraya koydum. Bilinmeyenlerimi de yerleştirdim. Şimdi buradan sonra genişletilmiş kas sayılar matrisine gelip pivot ve pivotlar sayesinde basic ve free elemanları yani temel değişken ve serbest değişkenleri belirleyip lineer denklem sisteminin çözümüne ulaşalım. 1, 0, eksi 3, 0, 0 burada. 0, 1, 2, 0, 0. 0, 0, 0, 1, 0. Genişletilmiş kas sayılar matrisine geldik. Hangi sütunlarda pivot var? Birincide, ikincide ve dördüncüde. Birinci sütun x1 bilinmeyeninin kas sayılarıdır. İkinci sütun x2 bilinmeyeninin kas sayılarıdır. Bu x3'ün, bu x4'ün. x1, x2 ve x4'ün bulunduğu sütunlarda pivot var. Bunlar temel değişkenler. İngilizcesi basic variable. X3 ise serbest değişken. Free variable. Serbest değişken. Bu serbest değişkene bir harf atayıp buradaki x1, x2, x4'ün hepsini o harf türünden bulduğumuzda bu lineer denklem sisteminin çözümüne ulaşmış oluyoruz. Serbest değişkene bir harf atıyorum. A harfi dedim. Hepsini x3 türünden de bulabilirsiniz harf atamayıp. Onu yapan kişiler de vardır. Çok sorun değil bunlar. En alttaki denklemden başlıyoruz şimdi. En altta x1, x2, x3 yok. x4'ün 0'a eşit olduğunu anladık. x4 0 çıktı. Bir üstteki denkleme geliyoruz şimdi. Bu sırayla gidecek aşağıdan yukarı doğru. x2 artı 2x3 0'a eşit. x2 artı 2x3 eşittir 0. x3'ün biz a olduğunu biliyoruz. x2 eşittir eksi 2a. x2'yi de a türünden bulduk. Devam ediyoruz. İlk satır, ilk denklem x1 eksi 3x3 eşittir 0. x3'ün a olduğunu biliyoruz. Buraya koyarsak x1 eşittir 3a çıkar. Buradan çözümü a'lı bulmamız sonsuz çözüm bulduğumuz anlamına geliyor. Bu lineer denklem sisteminin çözümü x1, x2, x3, x4
Sütun biçiminde yazacak olursak şöyle. X1'i ne bulduk? 3a. X2'yi eksi 2a. X3'ü a. X4'ü 0. Yanına şöyle a eleman reel sayı diyeceğiz. A her reel sayı olabilir. Veya bunu isteyen düşey sütun biçiminde yazmayıp şöyle de yazabilir. X1, X2, X3, X4. Yatayda yazılacaksa aralarına virgül konularak yazılır. 3a, eksi 2a, a, 0, a eleman, r. İki yazım birbiriyle aynıdır. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bazı hocalar illa bunu yapacaksınız veya bunu yapacaksınız diye dayatırlar. Bu tarz şeyler anlamsızdır. Bu şekilde öğrenmiştir, alışmıştır. Kendi alıştığının yapılmasını matematik zannetmektedir. Ki böyle hocamız çok fazladır bizde. Neyse, bu sorumuzun da çözümünü böylece gerçekleştirmiş olduk. Geçelim bir sonraki sorumuza. Üçüncü sorumuz. Bir küme içinde 3 sütun matrisi verilmiş. Kümesinin reküpte baz taban olabilmesi için İngilizcesi basis olabilmesi için C'nin hangi değerleri alabileceğini belirleyiniz. Reküpte baz olacak bir şeyin 3 tane vektörden oluşması gerekiyordu. 3 tane var zaten. 3 koordinata sahip olması gerekiyordu. O da tamam. Bir de lineer bağımsız olması gerekiyor. Bas bir uzayı gerebilecek en az elemana sahip kümeye verilen isimdir. Rekübü gerebilecek bir kümenin 3 elemandan oluşması gerekir en az. Basis olabilmesi için de kesinlikle 3 taneden oluşması gerekir. 4 taneden oluştuğu zaman basis olabilme şansı yoktur. O uzayı gerebilirsiniz. O germedir, span eder uzayı. Fakat gerebilip hem gerip hem de en az elemana sahip kümeye biz basis diyoruz. Bunun için de bu üçünün lineer bağımsız olması gerekiyor. Bu üçünün lineer bağımsız olması, bunları bir matrisin içine doldurursak determinantının sıfırdan farklı olmasını gerektirir. 1, 1, eksi 1. Bunları bir matrisin sütunlarına koyuyorum. 2, 1, 0, 1, 1, c. Bu şekilde 3 satırdan oluşan sütun matrisinin reküpte bir taban veya bir basis olabilmesi için içinde bir harfi vermeyip ne olması gerekir derse bunların lineer bağımsız olmaları gerekir. Determinantının sıfırdan farklı çıkması lazım. Sıfıra eşit olmadığı durumlarda bu üçü lineer bağımsızdır. Dolayısıyla da rekübde bir baz olurlar. Determinant çözeceğiz sadece. 1, 2, 1, eksi 1, 1, 1. Sarus yöntemini kullanıyoruz. C, 0. Bizim hoca Sarus'u istemiyor diyenler de o zaman onun istediğini kullanın. Eksi 2. Bu matematikte bazı hocalar salaktır. Ben Sarus'u kabul etmiyorum. Neden? Senin kabul ettiğin yöntemle bu aynı işe yarıyor. Sarus'u neden kabul etmiyor? Kendisi öyle öğrenmiş, öyle öğrenilsin. Sarus'u kabul etmemek nasıl bir çocukça hareket bunlar? O zaman Sarus'u kabul etmiyorum demeyeceksiniz. Determinantları her bir soruda kofaktör yöntemiyle çözün diye not düşeceksiniz. Determinant hesaplamanın yöntemleri var, isimleri de var. İsmini belirterek söyleyeceksiniz. Hiç isim söylemeyip ben Sarus kabul etmiyorum. Bunlar beyinsiz. Önce hocada beyin yok. Önce beyin nakli lazım. Ondan sonra başka değer atfedebilelim bu kişiye. Bu tarz söylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda mutlaka soruların altlarına not düşmesi gerekir. Şu yöntemle determinant hesaplayın diye. Hem hiçbir şey söylemiyor hem de ben onu kabul etmiyorum. Sen kimsin? Önce. Matematiğin üstüne çıkıp kendi kişisel tatminlerini gerçekleştiriyorlar. Böyle bir şey yok. Çarptık buraya. Eksi 1.
Çarptık burayı 0. Çarptık burayı 2c. Şimdi bunları laf sokarken işlemi yanlış yaparsak hiç şaşırmam. Bunun sonucu 0 etmeyecek. Bakalım c 0 eksi 2 eksi 1 0 2c. Tamam. C eksi 2 artı 1 eksi 2c eşit değil 0 olması lazım. Eksi c kalır, onu bu tarafa attım. C eşit değil eksi 1. C eksi 1 dışında ne olursa olsun bu rekürpte bir baz belirtir. C eksi 1 olduğunda bu üçü lineer bağımlı olduklarından dolayı rekürp uzayını geremez hale gelirler. C eleman reel sayılar eksi 1 diyebiliriz. Sorumuzun cevabı budur. Geçelim dördüncü sorumuza. Bu da bu videomuzdaki son sorumuz. İlk sınav örneğini basit bir örnek olsun diye çok zor sorular seçmedim. Tahmini böyle bir 6-7 sınav örneği gelecek. Şimdi bir W kümesi tanımlanmış. X1, X2, X3 sıralı elemanlarından oluşuyor. Bu W'nin elemanları. Yani 3 boyutlu. Ve öyle ki bu x1, x2, x3 şu şartı sağlıyor. x1'in karesi artı x2'nin karesi artı x3'ün karesi eşittir 1. Kümesinin rekürp uzayının bir alt uzayı olup olmadığını belirleyiniz. Alt uzay. Rekürpün yani İngilizcesi subspace. Bu soruyu da videolarda alt uzayı anlatırken ben iki şarttan bahsettim. Üçüncü bir şart daha vardır. Yorumlarda cevap verdim ama bazıları hala kafasında sorun etmeye devam ediyordu. Şimdi iki şart neydi? Bunun içinden seçeceğimiz iki eleman, bir şeyin alt uzay olduğunu göstermek için birinci şart şudur. Bunun içinden seçeceğimiz iki eleman, ne diyelim bunlara? Şöyle diyelim. A1, A2, A3 eleman W. Bir tane daha eleman seçiyorum. Buna da B1, B2, B3 eleman W diyorduk. Bu ikisi W'nin elemanı iken bu ikisinin toplamı W'nin elemanı oluyor mu? Artı B1, B2, B3 eleman oluyor mu? W. Birinci kontrol edilmesi gereken şart bu demiştim. İkinci kontrol edilmesi gereken şart ise bir C eleman reel sayı, bir sabit sayıyla bunun bir elemanı çarpıldığında A1, A2, A3 eleman W. Bu ikisinin çarpımı bizim W'nin elemanı olacak mı? Bu ikisinin test edilmesi gerekiyor. Eleman mı? W. Normalde ilk şart birçok üniversite onunla başlar ki doğrudur. Aslında en doğru öğretim de odur. Ama bu iki şart, bu birinci şartın gerektirmesi, birinci şartın sağlanması durumunu da içeriyor. Yani bu ikisini kontrol ettiğimizde bu ikisini sağlayan şey birinci şartı her türlü sağlıyor. Birinci şart sadece bu iki şarta gerek olmadan bazen bunun alt uzay olmadığını söylememizi sağlıyor. Birinci şart şudur. Sıfır vektörü eleman mıdır W'nin? İkinci şart bu, üçüncü şart bu. Birinci şart üzerinden bakalım. Sıfır vektörü demek, yani bütün koordinatları sıfır olan şey, bu 3 boyutlu olduğu için sıfır vektör özellikle dedim. 3 boyutlu olduğu için 0 0 0 eleman mı diye bakacağız. 4 boyutlu olsa 0 0 0'dan 4 tane olacak işte. Eleman mı? W. İlk bununla başlarsak götürüp buraya 0 0 0'ı koyarsak 0'ın karesi artı 0'ın karesi artı 0'ın karesi eşittir 1 sağlanmıyor.
0 0 0 eleman değil W. Dolayısıyla alt uzay değildir. Bu şekilde öğrenmiş olanlar kafalarında hiçbir tereddüt olmasın. En doğru öğrenilme şekli budur. Ben daha çok bu şekilde, yani diyorum ya, hocalar nasıl öğrendiyse genelde o şekilde bunları öğretmeye ve konuşmaya devam ediyorlar. En doğru şeyler, her zaman teoremlere ve kurallara dönüp bakacaksınız. Hepimiz o kuralları öğrenip birilerine aktarmaya çalışıyorum. En doğru şey kuralda yazıyor. En doğru şey bir kişi söylemiyor. Yani insanlara bağımlı iş yapmaktan çıkıp kurallara dönüp bakmanız gerekir. Kuralda da 3 şartı vardır. Evet, alt uzayın. Bu ikinci, bu üçüncü şarttır. Bu iki şartla her zaman yaptıklarınız doğrudur. Sadece böyle kısa bir şekilde soruyu bitirme ihtimalinizi ortadan kaldırıyor bu. Ben böyle alıştım, böyle yapıyorum. O yüzden yapacak bir şey yok. Ben şimdi benim çözüm tekniğiyle başlıyorum. Buradakinin şimdi bu şekilde yapan ilkini kontrol etti ve alt uzay olmadığını söyledi. Şu ikisi elemanken, şunu söylediğimi varsayıyorum burada. Şu eleman mı? Yani A1 ile B1'in şu ikisi elemansa, hadi tekrardan yazalım. Eleman W ise biz şunu anlıyoruz. A1'in karesi artı A2'nin karesi artı A3'ün karesi eşittir kesinlikle 1. B1, B2, B3 eleman W ise B1'in karesi artı B2'nin karesi artı B3'ün karesi eşittir 1. Şimdi bu ikisinin toplamı eleman olacak mı? İkisini toplarsak A1 artı B1, A2 artı B2, A3 artı B3 eleman mı? W. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Onun şartına koyacağız. Yani bunun karesi, bunun karesi, bunun karesinin toplamı 1 ediyorum. A1 artı B1'in karesi. A2 artı B2'nin karesi. A3 artı B3'ün karesi eşit mi? 1. Yani bu ikisinin toplamını getirip şunu sağlayıp sağlamadığına bakacağız. Şuna. X1'in, X2'nin, X3'ün yerine toplamlarını koyuyoruz. İlk iki bildiğimiz bu ikisinin eleman olmasını, şunları biliyoruz zaten. Bu ikisinden yardım alıp bunun eşit olup olmadığını kontrol edeceğiz ki karesini alırsak bunun. A1'in karesi artı 2A1 B1 artı B1'in karesi artı A2'nin karesi artı 2A2 B2 artı B2'nin karesi artı A3'ün karesi artı 2A3 B3 artı B3'ün karesi eşit mi 1'e diye bakacağız. E şunun, şunun, şunun toplamı zaten 1'di. Şunun, şunun, şunun toplamı da 1'di. Bir de ekstradan 2A1 B1 2A2 B2 artı 2A3 B3 kaldı ki bu her zaman 1'e eşittir gibi bir şey iddia edebilmek çok zorludur. Bunun eşit olmadığını açık bir biçimde görüyoruz. Yani birinci şart sağlanmadığı için bu ikinci şartı kontrol etmeme gerek yok. Alt uzay değildir. Bu 0,0'ın en başta her zaman eleman olduğunu kontrolüyle de başlayabilirsiniz. O da çok sağlıklı bir yöntemdir. Hiç ona herhangi bir laf söyleyemem. Bu şekilde ilk vize sınav örneğimizin çözümünü burada bitiriyoruz.